magazin severler. Bugün 15 Haziran Salı. Sizlere bu videomuzu da dünün yani 14 Haziran Pazartesi gününün gelişen magazin olaylarından derlediğimiz bir kısa haber turu sunacağız. Burada başlıklarını ve fotoğraflarını gördüğünüz haberlerin geniş detaylarını her zaman olduğu gibi magazinkolik.com sitemize girerek detaylı olarak okuyabilirsiniz. Şu anda Facebook'tan canlı, Instagram ve YouTube'dan da daha sonra montajlanmak üzere bir yayın gerçekleştiriyoruz. Öncelikle bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Her gün sizlerle genelde bu saatlerde birlikte oluyoruz. Efendim dünün en çok okunan haberine gelince, dünün en çok okunan haberi gene bizim bir haberimiz üzerine Türkiye gündeminin bayağı ciddi şekilde harekete geçmesiydi. Biliyorsunuz Bergen'i öldüren, yüzüne kezzap atan Halis Serbest, Bergen'in çekilmekte planlanan filmiyle ilgili açıklamalar yaptı Magazin Koli'ye ve bütün Türkiye artık bunu konuşuyor. Gerçekten de gündeme bomba gibi düştü. Kimi Halis Serbest'i desteklerken kimi de büyük bir çoğunluğu da Halis Serbest'e karşı çıkıyorlar ve o filmin çekilmesi gerektiğini söylüyorlar. Fakat bu arada hadlerini biraz aşıp hani troll dediğimiz Halis Serbest'e hakaret ve küfür edenler de sosyal medyada çok fazla. Halis Serbest bir açıklama yayınladı ve bunları hiçbir şekilde affetmeden kanun nezdinde adaletin karşısına çıkaracağını söyledi. O yüzden aman diyorum, dikkatli olun yorumlarınızla, eleştirilerinizle. Halis Serbest dava açacağını kesinlikle avukatlar aracılığıyla beyan etti. Efendim dünün en çok okunan ikinci haberi, aslında biz utandık biraz. Hatta manşet resmine koymaya da utandık ve koymadık. Sinan Çetin teknede ailenin olduğu bir ortamda çırılçıplak mayosunun altını çıkarıp mayosunu değiştirmiş. Diyebilirsiniz. Onun orası kendi özel yaşam alanı, teknesi. Ama denizin ortası, ha sokağın ortası, ha denizin ortası. Herkese açık bir yerde, yani denizin ortasında ve ailenin olduğu bir ortamda böyle bir şey yapması çok hoş karşılanmadı. Sitemizde bununla ilgili haberleri manşette olmasa bile içerilerde, haberin içinde detaylarında görebilirsiniz. Dün vefat ve cenazeler günüydü. Gerçekten de acı kayıplarımız oldu dün. Selçuk Tepe'yi son yolculuğuna uğurladık. Genç yaşta yitirdiğimiz değerli büyük bestekar Selçuk Tepe'yi ve maestro'yu, müzik adamını son yolculuğuna uğurladık. Yeni bir başka Türk sanat müziği bestekarı Ankara Rüzgarı'na gibi bir sürü şarkının bestekarı Gündoğdu Duran'ı da dün kaybettik. Bu arada Rafet El Roman maalesef babasını dün kaybetti. Almanya'da ve Türkiye'ye getirildi cenazesi. Ve uluslararası ünlü aktör Ned Beatty de hayatı gözlerini kapadı. Emel Sayın biliyorsunuz Selçuk Tekay Emel Sayın'ın maestrosuydu. Orkestra şefiydi. Bütün orkestrasını o kurardı. Ve orkestra yönetmenliğini sahnede Selçuk Tekay yapardı. Ölümünün ardından önemli açıklamalar yaptı, duygu dolu açıklamalar yaptı. Haberimizde okuyabilirsiniz. Hatta günlerdir devam eden Uçan Süpürge Film Festivali sona erdi. Kapanışla ilgili ve ödüllerle ilgili bilgileri sitemizde yer alıyor, okuyabilirsiniz. Dün editörün seçiminde güzel bir haber vardı, neşeli bir haber vardı. Ata Demirer, aynı zamanda da dostu olan Fatih Terim'i çok güzel taklit etmiş. Bir küçük bu Pomeranian köpekleri var ya, o köpekle birlikte çok güzel bir taklit yapmış. Fatih Terim taklidi okumanızı öneriyorum. Efendim Burcu Esmersoy, son zamanlarda vücudunu sergilemekten çekinmiyor. Bikiniyle çok güzel bir dans videosu çekmiş. Biz de bunu sizler için videosunu tabii yayınladık. Bu arada Ata Demirer'in videosunu da haberlerimizi okuyabilirsiniz, izleyebilirsiniz.
Fatma Girik biliyorsunuz beli bir ayağından sorunlu, yürümekte zorluk çekiyor. Eski günlere duyduğu özlemi belirtmiş. Fatma abla, seni bir an önce aramızda görmek istiyoruz. Ayağa kalkmanı istiyoruz. Eski sağlıklı günlerinde olduğu gibi diyelim. Bir aşk haberi: Işın Karaca ile Can Yapıcıoğlu sevgilisi. Çok güzel fotoğraflar çektirmişler. Bir fotoroman gibi aşklarını belgelemişler. Romantik bir haber. Sitemizde okuyabilirsiniz. Efendim Yağmur Sarnıç aşık, biliyorsunuz Emre Aşık'ın eski eşi. Evlendikten sonra silahlar çekildi, kılıçlar çekildi. Birbirlerine bombalar yağdırmaya başladılar. Tabii mecazi olarak söylüyorum bunları. Ve sonuçta Yağmur Aşık Sarnıç hapis cezasıyla cezalandırıldı. Zorlama hapsi deniyor buna. 3 gün sürecek ve hapse girecek. Efendim, koronavirüs aşısı son zamanların en büyük gündemi. Onunla ilgili 3 tane haberimiz var. Biri, ağrı çekenler, aşıdan sonra ağrı çekenler ne yapmalı? İkincisi, Sputnik aşısı gibi haberler ve kan grubuna göre bir değişiklik gösteriyor mu şeklinde koronavirüsle ilgili haberlerimiz sitede mevcut. Bu akşam ekranlara gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin fragmanı ve bölüm özetini yayınladık sizler için. Fragmanını ve bölüm özetini izleyip okursanız çok daha bilgili olarak izlersiniz diziyi. Yine bir dizi haberi, bir final haberi. Savaşçı dizisi final yapıyor. O final yaparken, o Alasmanlık derken, Kerem Alışık TRT1'de yeni bir programa başlıyor. İlginç bir program olacak. Onu da sitemizde okuyabilirsiniz. Efendim, İzel uzun yıllar gündemden uzaktı. 80'ler 90'ların ünlü pop yıldızı İzel, lenf bezlerini aldırdığını açıkladı. Ne kadar zor günler geçirdiğini söyledi. Hatta arabasını sattığını ve 2 aylık geçinecek parası kaldığını söylüyor. Bu arada Aslı Zen pandemi sonrası müziğe tekrar merhaba diyor. Her hafta çalışmaya başlayacak ve yeni bir albüm yaptı, yeni bir single yaptı. O single'ı da tanıttı. Haberimizi de bulabilirsiniz. Popsav, müzik, popüler sanatçılar müzik vakfı müzisyenler için bir kampanya yaptı Kafa Dergisi ile beraber. Müzisyenlere yardım ediyorlar. Lütfen eğer müzisyenseniz ya da yanınızda müzisyen tanıdığınız varsa onlara haber verin, bilgi verin. Önemli bir kampanya bu. Ve pandemi sonrası ilk konserlerden bir tanesini Burcu Güneş verdi. Haberimizde okuyabilirsiniz. Ben aslında sözü fazla uzatmadan haberlerimize, videolarımıza geçmek istiyorum. Facebook yayınını burada sonlandırırken daha sonra tekrar bu videolu halini izleyebileceksiniz sayfamızdan. Lütfen Facebook'ta bizi takip etmeyi, Instagram'da takip etmeyi ve YouTube kanalda aşağıdaki abone ol tuşuna basarak abone olmayı ihmal etmeyiniz. Hepinize yarın görüşünceye kadar esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.